Merhaba arkadaşlar. Bugün MESV sınav oldu. Bu sınava giren öğrencilere olsun diliyorum. E, giren öğrencilerden aldığımız bilgilere göre bir e, test hazırladık diyelim. Aklımıza kaldığı kadarla biliyorsunuz aynısını direkt burada yayınlayamıyoruz. E, aklımıza kaldığı kadar bir test hazırladık. Bu soruları çözelim. Birinci sorumuz hangileri temel büyüklüktür diye soruyor. Temel büyüklerimiz burada kısa muz diye kodlamıştık hatırlıyorsanız. Buradaki şeylerden k neydi kütle, i ışık şiddeti, s sıcaklık, a akım şiddeti, m madde miktarı, u uzunluk, z zaman. Şimdi hangileri var? Uzunluk var burada. Kuvvet yok. Şimdi burada karşıdan öğrencilerimiz bazıları elektrik akımı var ya, bunu almamışlar. Gençler, akım şiddeti ile akım şiddeti ile elektrik akımı birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla bunu da almanız gerekiyordu. O zaman bu durumda cevabımız D şıkkı olmalıdır. İkinci sorumuz. Ahmet sürtünme kuvvetini etkileyen faktörleri belirlemek için küp şeklindeki özdeş plastik kağıt isimlerini kullanarak aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Tüm düzeneklerde isimlerin hareket ettiği ve ivmelerin hesaplandığı bilindiğine göre Ahmet kurduğu düzeneklerle hangilerinin değişkenle hangilerin kinetik sürtünme kuvvetiyle ilişkisini açıklar diye soruyor. Şimdi mesela bakalım birincisini. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü. Siz uygulanan kuvvetin büyüklüğünü bağlı olup olmadığını anlamak istiyorsanız bu kuvvetin büyüklüğünü değiştirmeniz lazım. Şimdi verilen ifadeleri baktığımız zaman bakın hepsinde F vermişler. Herhangi bir uygulanan kuvvetin büyüklüğünde değişiklik yok. O yüzden bunu bilemezsiniz. İkincisi dismin ağırlığı. Dismin ağırlığı olabilir mi? Olabilir gençler. Yani mesela 1 ve 3'e baktığınız zaman 1 ve 3'te beton beton. 2K, 3 tane K var. Dolayısıyla cismin ağırlığını burada alabilirsiniz. Etkileşen yüzeylerin cinsi olabilir mi? Evet. Mesela e, kimle kim olabilir? Bakın 1 ve 4'ü almış olursanız eğer 2 tane disim var 1 tane F cismi var ikisinde ama değişen ne? Birinde beton birinde parke. Evet bu o zaman olabilir bu da olabilirdi. Etkileşen yüzey alan, alan e, alanların büyüklüğü. Gençler yüzey alana baktığımız zaman hepsinde yere hep bir tane cisim temas ediyor. İki tane cisim temas etmiyor. Dolayısıyla bunu alamazsınız. Cevabımız bu durumda 2 e, ve 3 olan şık hangisine bakalım? C şıkkı. Evet. C şıkkı olmalıdır. Devam edelim. Üçüncü sorumuz Şimdi soru artık uzunca yazmadım burada. Kısaca aklımıza kaldığı kadar söyleyelim. Bu da KLM tabloları var. Bu tabloların kütleri birbirine eşit. Şimdi üzerlerine 3 kişi oturacak. Sude, Özge ve Cale. Bunların kütlesi Sudele, ile Özge'nin eşit Cale bunlardan kütleci daha fazla. Şimdi her bir taburenin ayaklarının yüzey alanları birbirine eşit. Yani S diye verdik yüzey alanları. Şimdi hangisinde kimin oturduğunu bilmiyoruz. Buna göre işte bir yorum yapmanızı istiyorum. Şimdi A şıkkına bakalım. Özge M sude L taburesine oturduğunda şimdi Özge ile sude'nin kütlesi eşit miydi? Eşitti. O zaman biri M biri L oturursa e, bunların da ayak sayısı eşit. Toplam kütle eşit ayak sayısı eşit. O zaman bunların basınçların birbirine eşit olması gerekirdi. O yüzden bu cümlemiz yanlış. İkincisine baktık. Özge K buraya Özge oturdu diyelim. E, Cahil de L'ye oturdu. Burada Cahil'e oturduğu zaman. Şimdi Özgenin kütlesi küçük ama yüzey alanında da küçük. Jalenin kütlesi büyük ama yüzey alanında büyük. Dolayısıyla burada kesin bir şey söyleyemeyiz bize. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. O yüzden bu cümlemiz yanlıştır. Şunu silelim kafamız karışmasın. Şimdi gelelim diğerine C şıkkına. Sude K. Buraya Sude otursa tamam. Özge M. Özge de buraya oturduğu zaman ne olur? Şimdi baktığımız zaman su değil özge. Bunların kütlesi eşit miydi? Evet kütlesi eşit. O zaman ne dersiniz? Kütlesi eşitken ee, yüzey alanı küçük olanın değil mi? Burada toplam kaç S yapıyor? 3 S yapıyor. Burada toplam 4 S yapmış oluyor. O zaman toplam kütle eşitken e, yüzey alanı küçük olanın basıncı daha büyük olur. Niye? Basıncın formülü neydi? G bölü S idi. Şimdi burada G'ler eşit. S'i küçük olanın P'si daha büyük olur. Dolayısıyla P, K, daha büyük olması lazım. Cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır gençler. Dördüncü sorumuz. Özdeş bardaklar var gençler. Bu bardaklarda eşit miktarda çay koyulmuş. Kaşıkların kütleri eşit. Aynı geometri, geometrik şekle sahipler. Ee, ama kaşıklar cinsleri farklı gençler. Çaylar soğurken şunu gözlemlemişler. En hızlı soğuyan çay L bardağında olmuş. Ee, sıcaklıkları 5 santigrat derece düştüğünde en çok ısı alan M bardağı olmuş. Şimdi buna göre hangiler ne olabilir diye soruyor. Önce verilen şu bilgiyi kullanalım. Burada bize ne demiş? En hızlı soğuyan çay L bardağını. Demek ki L bardağındaki L bardağındaki kaşığın ısı iletim kas sayısının büyük olması lazım. Hangisi burada büyük? E, gümüş. Ha, demek ki bunun ne olması lazım? L. Yani L'nin gümüş olması lazım. Gümüş gümüş olabilir. Peki şimdi ikinci bilgiye bakalım. Sıcaklıkları 5 santigrat derece düştüğünde en çok ısı yalan ee, M bardağı olmuş. Şimdi Q eşittir. MC delta T. Şimdi e, M'ler eşitti Kaşıkların kütlesi eşittir. İkisi de 50 kat derece mi düşüyor? Evet. Burası da eşit. O zaman ne dersiniz? Q'su büyük olan C'si de büyük olur. M bardağı daha fazla ısı aldığına göre demek ki CM burada en büyük olması lazımdı. Evet. E, en büyük kim var burada? Çelik. C, pardon. Kim şu? Kim o çelik? Evet. Yani men bu durumda çelik olması gerekir. Düzeltiyorum. 450 e... aşağıdaki 900'müş o. Şu 900 gençler evet. Şunu silelim. 900. Yani kim o? Alüminyum. Evet. O zaman diğerinin alüminyum olması lazım. Bu durumda kim olur cevabımız? B şıkkı olmalıdır. 450 değilmiş. Ondan yanlış yaptık. Özür diliyorum. Dikkat edin. 900 daha büyük sayı değil mi? O yüzden alüminyum aldık. Cevabımız B şıkkı olmalıdır. Geçelim 5. sorumuza. Aynı maddeden yapılmış KLM iletken telleri var. Bu tellerden geçen akımların sıralamasını soruyor sizlere. Önce dirençleri bulmanız lazım. Direnç formülü nedir? R eşittir rho çarpı L bölü A. Şimdi aynı maddenin yapılmış dediğine göre burada rho'yu alma gerek yok. Direkt R bölü A. Yani RK eşittir L bölü 2A. RL eşittir 2L bölü A. RM eşittir. L bölü A. Yani o zaman ben buna R dersem burası ne yapar? 2R yapar. Burası da R bölü 2 yapar. Şimdi e, akım soruyor ya bize. V eşittir I çarpı R. I yalnız bıraksak V bölü R mi yapar? O zaman K eşittir. V bölü R bölü 2. Buradan ne yapar? 2 V bölü R. L'yi yazalım. E, v bölü R. V bölü R'si 2R. 1 bölü 2 yaptı kat sayısı. E, ee, yazalım. V'si 2V. R'si de 1R. Şimdi baktığımız zaman kat sayısı ne olduğu zaman? K ve M eşit. İ, K ile im eşit. Ama İ ile bunlardan küçük olması lazım. Ee, burada şeylerde baktığımız zaman denizli şıkkında gençler bu. Denizli şıkkındaymış bu şey. Ee, cevabımız, cevabımız değişik olmalı. Altını soruya sure bakalım. Dalgalarla ilgili, aynı ortamda K ve L ses dalgaları var. Ee, i̇şte yer değiştirme zaman grafiği vermişler bu K ve L'ye ait. Buna göre K ile L, yani K ile kıyaslandığında L dalgasıyla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman, önce dalga boyuna bakalım ee, burada. Şimdi bunun dalga boyu kaç birim? Bakın iki birim bunun. Lambda k eşittir 2 birim. Peki bunun dalga boyu kaç birim? Bunun dalga boyu 1 bir birim. Lambda l eşittir 1 bir birim. Peki şu ifadeyi de es geçmeyelim. Burada ne anlıyorsunuz? Hızları eşit. Hızları eşit. O zaman v eşittir lambda çarpı e formuna göre. Bunların hızları eşitse e, dalga boyu büyük ol Mesela dalga boyu küçükten mi l'nin? Küçük olanın frekansı daha büyük olur dersiniz. Yani L'nin dalga boyu küçük ya bu durumda frekansı de, demek ki neymiş? Fl büyüktür. Fk diyebilirsiniz. Bu durumda birinci ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Çünkü dalga boyu daha küçük. Daha şiddetlidir. Şimdi şiddetli şurasıydı gençler şurası. Baktığımız zaman genlik değil mi? Yani burada L'nin genliği daha büyüktür. Daha şiddetlidir dersiniz. Yani cevabımız bu durumda 1 ve 2 olmalıdır. 1B2 ise soruda C şıkkında verilmiş. Cevabımız C şıkkı olmalı. Son sorumuz optikle ilgili. Aynalar vermişler sizlere. Düzlem, çukur ve düzlem, düzlem tümsek ayna. Bunların önlerine isimler konulmuş. Hangiler doğrudur diye soruyor. Düzlem ve tümsek aynanın oluşturduğu görüntü sanaldır. Evet, bu ikisinin ne zaman sanaldır. Çukur aynanın oluşturduğu görüntü gerçektir şu anda verilen bilgiye göre. Evet, şu anda ters olmasından ters görüntüler gerçektir gençler. Ters görüntüler gerçektir. E, ve düz görüntüler sanaldır. Bunu unutmayın. Evet o zaman ikinci ifademiz de doğrudur. Sanal görüntüler disinden küçüktür diyor. Hayır bu e, her zaman geçerli değildir. Mesela çukur ayında eğer siz e, F ile tepe noktası arasında bir cisim koyarsan bu cismin görüntüsü bu cisim ise bu görüntü daha büyük olur. Yani bu ifade doğru değildir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 şıkkı. Yani 1 ve 2 olmalıdır. Bu da çıkarı verilen değişik olmalıydı. Evet. Eee inşallah testiniz iyi geçmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.